Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bitki toplulukları konusunu işleyeceğiz. Doğada 3 temel unsur vardı. Hemen bunları hatırlayalım. Bunlardan birincisi su kaynakları, ikincisi toprak tipi, üçüncüsü ise bitki topluluklarıydı. Bugün de sizlerle birlikte bitki toplulukları konusunu işleyeceğiz. Gelin o zaman hep birlikte ünite içeriğimizde neler var göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda bitki toplulukları dedik. Doğadaki 3 temel unsurdan bahsettik. Bunlardan birincisi bitki topluluklarının ve türlerinin genel özellikleri diyeceğiz. Bunlar nedir? Savanlar, stepler, bozkırlar, tunduralar, karma yapraklar, bunları bahsedeceğiz. Daha sonra dünyada bu bitki topluluklarının dağılışını etkileyen durumlar nelerdir? Bunları söyleyeceğiz ve tabii ki dünyayı işledikten sonra bir de nereyi işlememiz lazım? Coğrafyamızı, yani güzel ülkemizi, Türkiye'mizi işlememiz lazım. Türkiye'de bitki topluluklarının ve türlerinin genel özellikleri deyip bitki kısmını bitirmiş olacağız. Peki bugünkü dersimiz bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı fayda nedir derseniz, atıyorum Ankara'ya geldiniz, Ankara'da böyle gezmek istediniz, ot topluluğu anlamında çok bir ot topluluğumuz yok, step türlerimiz var ve bu noktada evet ya buradaki topluluklar ilkbaharda yeşerip yazın sararıp kuruyan topluluklar diyebileceksiniz. Ya da Akdeniz'e gittiğinizde o kızılçamları tahribatla birlikte maki türlerini göreceksiniz ve bu sizi bir noktada doğayla daha böyle iç içe bir hale getirecek. Dersimiz bittiğinde illaki ödevleri çözmemiz gerekiyor. Hemen sıfırdan ona coğrafya soru bankası kitabımızda o konu özetle 96-108 çözüyorsun. Dinamo coğrafya soru bankası kitabımızda da 85-100'ü çözüyorsun ve ikinci döneme de bomba bir şekilde devam etmiş oluyoruz. Geldik şimdi bismillah diyoruz dünyada bitkiler. Şimdi bitki dediğimiz ya da doğal bitki örtüsü dediğimiz kavram nedir derseniz, herhangi bir bölgeyi düşünün. O bölgenin doğal ortam koşullarına, doğal ortam özelliklerine bağlı olarak yetişen o doğal örtüye biz doğal bitki toplulukları ya da diğer ismiyle vejetasyon diyeceğiz. Yani oradaki doğal ortam koşullarına bağlı olarak yetişen topluluklardır. Peki bu bitkilerin bize sağlamış olduğu faydalar nedir? Birincisi, çevrenin doğal manzarasını oluşturmakta ve bu bizim ister istemez o faaliyetlerde, turizm faaliyetlerini yapmamıza neden olmaktadır diyebiliriz. Aynı zamanda toprağın özelliğini etkilemesi de oldukça önemlidir. Mesela burada çernezyum dediğimiz bir toprak tipi var. Kara toprak ve bu kara toprak çayır örtüsü altında iyi bir gelişme göstermiş ve organik madde bakımından oldukça zengindir. O zaman toprağın özelliğini de bitki toplulukları etkiledi. Ve aynı zamanda bizim için olumsuz bir durum, toprağın veriminin kaybedilmesine sebep olan bir durum erozyon. Erozyon özellikle bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda etkisini yitirmekte, bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlarda ise etkisini artırmaktadır. O açıdan da erozyonu önlemesi, engellemesi açısından da toprak ciddi anlamda bitki açısından önemlidir. Yaban hayatına uygun ortam hazırlaması ve fotosentezle zaten bunlar üreticilerdir. Üretim yaparak insanlığa sağlayacağı faydalardır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki dünyaya şöyle bir baktığımızda her yerde aynı bitki topluluğu yok değil mi? Mesela çöl bölgelerine bakıyorsunuz, kurakçıl otlar var, kaktüsler var. Tundra bölgesine bakıyorsunuz, ot toplulukları var. Kutba bakıyorsunuz, bitki örtüsü yok. Ya da ekvatoral yağmur ormanları, yani ekvatoral iklimin bulunduğu alana bakıyorsunuz, gür bir bitki topluluğu var. O zaman burada bitkinin yeryüzündeki dağılışını etkileyen bazı durumlar mevcut. Bunların başında tabii ki de iklim gelecektir. Her iklimin sıcaklık grafiği ve aynı zamanda her iklimin yağış grafiği farklılık göstermekte. En basiti, birinci görsele baktığınızda burada yağmur ormanlarını görebilmektesiniz. Yağmur ormanları dediğimiz yağış rejiminin düzenli olduğu, yağış miktarının fazla olduğu, yıl boyunca sıcaklık ortalamasının 25 derecenin üzerinde olduğu alanlarda görülmekte ve bura dünyadaki biyoçeşitliliğin hem bitki hem de hayvan çeşitliliğinin %75'lik kısmını kapsamakta. O zaman iklimin nemli olduğu ve sıcak olduğu alanlarda bitki örtüsü gür ve geniş yapraklı iken, iklimin daha böyle soğuk olduğu alanlarda, kış döneminde kar yağışının sıcaklık ortalamasının ciddi anlamda düştüğü alanlarda iğne yapraklı ormanları, İklimde kuraklığın olduğu alanlarda ise kurakçıl ot ve çöl bitkilerini göreceğiz. O zaman burada özellikle iklim dediğimiz kısımda bitkinin o yaprak sistemini, bitki örtüsünün çeşitliliğini etkileyecektir. Ve şöyle de düşünebiliriz. Mesela birinci bölgede ben şuraya ekvatoral yağmur ormanları ile ilgili bir tane geniş yapraklı ağacı şöyle çizeyim. Bu bizim ekvatoral yağmur ormanlarındaki geniş yapraklı ağacımız olsun. Bu ikinci kısımda da hemen şurada şöyle görmüş olduğumuz
Kaktüs kısmını şöyle çizelim. Tamam, bu da kaktüsümüz olsun. Şimdi burada iklim daha nemli bir yapıya sahip iken, kaktüsün bulunduğu yerde ise iklim daha kurak bir yapıya sahiptir. Şimdi nemli iklim bölgelerinde yeraltı suyu seviyesi yüzeye daha yakın olduğu için o ekvatoral yağmur ormanlarının bulunduğu alanlarda bitkinin kök sistemi yatay doğrultuda ciddi bir gelişme gösterir iken, hemen kurak bölgedeki o kaktüse geldiğimizde yeraltı suyu seviyesi çok daha derinlerde olduğu için burada da kaktüsün derinlere doğru ciddi bir kök saldığını söyleyebiliriz sevgili dostlar. Onun dışında yeryüzü şekilleri, özellikle engebelilik durumu, dağların kıyıya uzanış doğrultusu iklime etkilemekte, nem miktarını etkilemekte. Bu da ister istemez bitki örtüsünün farklılık göstermesine neden olmaktadır diyebiliriz. Şöyle bir dağımıza baktığımızda, kıyıya paralel uzanan bir dağ sıramızda alt kesimlerde hem sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak geniş yapraklı ormanlar, yükseklere doğru çıktığımızda genişle birlikte iğne yapraklı ormanlar dediğimiz karma yapraklı ormanlar, daha yükseklerde iğne yapraklı ormanlar, bunun daha üst kısımlarında çayır örtüsü ve onun da üst kısmında kalıcı karı göreceğiz. Bu bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitkinin kuşaklar oluşturması anlamına gelmekte. Bu yükseltiyle sıcaklık arasında bitkinin nasıl bir etki yaptığını gösterecek bir durumdur. Bununla birlikte her bölgede bitkinin çıkabileceği bir üst sınır var ve biz bu üst sınıra orman üst sınırı diyoruz ve bu üst sınırı belirleyen ise sıcaklıktır arkadaşlar. Ekvatora baktığımız zaman sıcaklık ortalaması yüksek olduğu için orman üst sınırı 5500 metreye kadar çıkabilirken kutuplara doğru gidildikçe bu sınır alçalacaktır ve 70 derece enleminde 0 metre yani deniz seviyesine gidecektir. 70 derece enleminden sonra da bitki toplulukları hakkında buzullar olduğu için bir şey söyleyemeyeceğiz. Aynı zamanda şimdi şuraya da dikkat edin. Denizden gelen bu nemli hava kütlesi bu dağ yamacı boyunca yükselip yağışını bu yamacı bıraktığında nemsiz bir hava kütlesi dağ yamacını aşarsa hemen o iç kesimde yarı kurak bir iklim görülecek ve burada da böyle yoğun bir bitki topluluğundan ziyade ot topluluklarını görebiliriz. Ve şunu da unutmayalım. Türkiye yeryüzü şekilleri anlamında engebeli bir ülke. Engebeli bir ülke olduğu için bu ister istemez bizim bitki çeşitliliğimizde olumlu etkilemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Biraz önce dedik ki toprak için bitki oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü toprak erozyonunu önlüyor. Aynı zamanda toprağın cinsini de belirliyor diyebiliriz. Bitki içinde toprak, toprak içinde bitki, ikisi ayrılmaz bir ikilidir diyebiliriz. Ve burada özellikle bak ne demiş? Bitkilerin yaşam alanı, besin kaynağı olan topraklar değişik ana kayalar üzerinde farklı iklim koşullarında oluşmakta. Bundan dolayı diyor bak, kalınlık, geçirgenlik, renk, mineral maddeler birbirinden farklı olacak. Bu da ister istemez o bölgedeki bitki topluluğunu da etkileyecektir diyebiliriz. Bir diğer durum biyolojik faktörler ve bu faktörlerin başında insan gelecektir. Özellikle biz tarihsel süreç içerisinde savaşlar yaptık, orman yangınları, tarım alanları açtık, yakacak ihtiyacımızı karşıladık, yerleşme alanları için biz ne yaptık arkadaşlar? Bitkileri tahrip ettik. Tahribatla birlikte bazı ikincil türlerin ortaya çıkmasına neden olduk. Mesela bunlar içerisindeki verebileceğimiz en güzel örneklerden bir tanesi makiler ve garikler. Bunlar özellikle tahribatla birlikte Akdeniz iklim bölgesinde ortaya çıkmış ikinci türlerdir. Bunun dışında özellikle karma yapraklı orman kuşağının bulunduğu yerde tahribatla birlikte de pseudomaki dediğimiz yalancı maki türleri ortaya çıkmıştır diyebiliyoruz. Peki biz dünyada bitki topluluklarını temelde dörde ayıracağız. Bunlardan birincisi ağaç formasyonu, hemen şöyle bir diyorum. Burada göreceğimiz ekvatoral yağmur ormanları, muson ormanları, karma yapraklı ormanlar ve iğne yapraklı ormanlardır. Bakın dikkat ederseniz ekvatoral yağmur ormanları muson, iğne ve karma yapraklı, ekvatordan kutba doğru gidiyor gibi bir durumumuz mevcut. İkinci grubumuz çöl formasyonu, çöl bitkileri, kurakçıl ot, kaktüsler. Üçüncü formasyonumuz ot toplulukları. Yani bunları düşündüğümüzde burada genel itibariyle belirli olumsuzluklar var. Savanlar, stepler, çayırlar ve tunduralar. Dördüncü formasyonumuz ise çalı toplulukları. Bunlar da insan faaliyeti sonucunda genel itibariyle tahriple birlikte ortaya çıkmış. Makiler, garikler, pseudomakiler diyebiliriz. Gelin hep birlikte ağaç formasyonundan bahsedelim. Birincisi ekvatoral yağmur ormanları. Nerede görülecek? Tabii ki adı üstünde belli. Ekvatoral yağmur ormanları diyorsa
ekvator çevresinde görülecektir. Peki ekvatoral iklimin sıcaklık yağış grafiği nedir dersek? Sıcaklık yıl boyunca 25 derecenin üzerinde, yıllık yağış miktarı da 2500 milimetre civarında. Yani 2000 milimetrenin üzerinde bir yağış miktarımız var. O zaman burası sıcak bir iklim mi? Evet. Nemli bir iklim mi? Tabii ki. Bundan dolayı buradaki bitki topluluğu şu sol alt köşede görmüş olduğunuz, bak dikkat et, yeşilliğini 4 mevsim koruyan, yani yıl boyu yeşil kalan yayvan yapraklı ormanlardır. O zaman benim buradaki bitkiyi tarif ederken bileceğim bir anahtar cümlem olacak. Nasıl? Ekvatoral yağmur ormanları için şunu diyecek sana: yıl boyu yeşil kalan, bak dikkat et, yayvan yapraklı ormanlar. Yani bu ormandaki ağaçlar yapraklarını dökmüyor. Peki neden bu ormanlar ağaçtaki o yaprakları dökmüyor derseniz, şundan dolayı. Bir ağacın yaprağını dökebilmesi için ya belirli bir dönemin kurak olması lazım ya da belirli bir dönemin soğuk olması lazım. Bu şartlar altında bakıyorum. Kurak bir dönemi var mı? Hayır. Her dönem ciddi anlamda yağış almış. Peki soğuk bir dönemi var mı? Bakıyorum hep sıcaklığım 25 derece ve onun üzerinde. Sıcaklık düşmüyor. Kuraklık yok. Bitki niye yaprağını döksün? Bir de daha rahat bir şekilde solunum ve terleme faaliyetlerini gerçekleştirmesi lazım. Ve şunu unutmayalım. Bitki çeşitliliği anlamında ekvatoral yağmur ormanları diğer bölgelerle kıyaslanamayacak zengin bir çeşitliliğe sahiptir. %75'lik bir çeşitliliğimiz var diyebiliyoruz. Peki nerede görülüyor? Birinci alanımız burası. Bura neresidir derseniz Amazon Havzası. Hemen onun karşısında kim var derseniz Kongo Havzası. Ve şurada Malezya var, Endonezya var ve Gine Adaları var. Yani 0 derece enlemiyle 10 derece enlemleri arasında yer alan alanlarda ekvatoral yağmur ormanları görülmektedir diyebiliriz. Muson ormanları dediğimizde muson iklim bölgesinde görülüyor. Ve muson iklimine baktığımızda yaz dönemi yağışlı bir iklim, kış dönemi ise ciddi anlamda kurak bir iklimdir. O zaman burada kuraklık varsa bitkinin yaprağını dökmesi gerekir mi? Tabii ki de gerekecek ve şunu unutmayalım. Kışın yaprak döken geniş yapraklı ormanlar var. Tekrar söylüyorum. Bu muson ormanları kışın yaprak dökecektir. Bak, her kışın yaprak döken geniş yapraklı ağaç, yaprak dökmesindeki temel sebep düşük sıcaklık değildir. Buradaki temel sebep kuraklıktır diyebiliyoruz. Burada yağış miktarı ekvatoral yağmur ormanlarındaki yağış miktarı kadar, sıcaklığımızda 20 derecenin üzerinde. Buranın karakteristik, tipik bir ağacı var. Kimdir bu ağaç dersek, tik ağacı. Burayı en önemli simgeleyen ağacımız budur. Şunu da unutmayalım. Bu coğrafya, yani muson coğrafyası, muson ormanları ekvatoral yağmur ormanları kadar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip değildir. Ve nerede görülüyor dersek, Güney Asya. Buradaki en önemli ülkelerden bir tanesi tabii ki de Hindistan'dır. Bangladeş var, Myanmar var, Tayland, Laos, Vietnam ve Çin'in bulunduğu şu kısımda. Gene bu muson coğrafyası Güney, Güneydoğu ve Güneydoğu Asya, Doğu Asya bu hat içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Geldik orta kuşağın karışık ormanları. Şimdi karışık orman diyorsa hemen şöyle yapıyorum. O zaman burada şöyle geniş yapraklı ağaçlarım olacak mı? Tabii ki de olacak. Peki geniş yapraklı ağaçlar varken bunlarla birlikte etrafında da kimler olacaktır? Tabii ki de iğne yapraklı ağaçlar olacaktır. Bak, hem geniş yapraklı orman hem de iğne yapraklı orman varsa, biz bunların ikisini toplarsak karma yapraklı ormanlar vardır diyeceğiz. Bu özellikle hangi iklim bölgesi derseniz arkadaşlar, okyanusal iklim bölgesidir. Şimdi okyanusal iklim bölgesine baktığımızda her dönem yağış vardır. Ama sıcaklığımız kış döneminde düşecektir. Bundan dolayı da sonbahara doğru bu ağaçlar yapraklarını, geniş yapraklılar dökecektir. Bunlarla birlikte iğne yapraklı ağaçlar da olacak. İşte biz bunlara karma yapraklı ormanlar diyoruz. Nerede görülüyor derseniz, birincisi Batı Avrupa hattında görülecek. İkincisi Amerika'nın kuzey batı kısmı ve aynı şekilde Amerika'nın güneydoğu kısmında görülecek. Şurada Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğu kısmında, aynı zamanda Avustralya'nın şu kısmında doğusunda ve Yeni Zelanda'da görülecektir diyebiliriz. Zaten bize soru anlamında en güzel gelebilecek yer, yıldız attığımız Batı Avrupa'dır. Okyanusal iklimin en güzel görüldüğü alanlarında başında gelecektir. İğne yapraklı orman. Artık ben neyi görmüyorum? Geniş yapraklı ormanları görmüyorum. Sadece iğne yapraklı ağaçları görüyorsam bura artık nedir?
bayağı soğuk bir yerdir. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar, şuradan şöyle 0 dereceyi çiziyorum. Bak, Ocak ayı 0 derecenin altında, Şubat ayı altında, Mart ayı altında, ondan sonra Kasım ayı altında ve Aralık ayı da 0 derecenin altında. Ha, o zaman burada 5 aylık süreçte sıcaklığım 0 derecenin altına düştü mü? Tabii ki de düştü. Soğuk bir iklim olduğu için geniş yapraklı ağaçlardan ziyade biz burada daha yoğun ölçekte görmüş olduğunuz iğne yapraklı ormanları. Peki hangi iklim bölgesi derseniz, sert karasal iklim bölgesinde görülmekte. Burası özellikle neresidir dediğimizde, Sibirya var, İskandinav Yarımadası var, Norveç, İsveç, Finlandiya, Kanada'nın kuzey kısımları var ve tam şu kısımda Alaska yer almakta diyebiliyoruz. Ve bu alanda görülen, biz bu ormanlara, iğne yapraklı ormanlara ya tayga ormanları ya da boreal ormanları diyoruz. Ve şunu unutmayalım, bu tayga boreal ormanları, yani iğne yapraklı kuzey ormanları, orman sanayisi, orman endüstrisi açısından da oldukça önemlidir. Buradaki hatta en önemli ülkelerden bir tanesi de İsveç'tir. Dünyanın dört bir tarafında kendilerine ait önemli, güzel bir mağazada yer almakta diyebiliriz. Çalı formasyonu ne dedik biraz önce? Ağaçlar tamam, orada yetişti. Çalılarda belirli olumsuzluklar var. Genel itibariyle tahriple birlikte ortaya çıkan türlerdir diyebiliriz. Burada göreceğimiz iki tane tür makiler ve garikler. Bunlar Akdeniz iklim bölgesinde Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte oluşan birinci türümüz maki. Makilerin tahrip edilmesiyle birlikte oluşan türümüz ise gariklerdir. Yani önce bizim bu coğrafyamız Kızılçam ormanlarıyla kaplı. Tahrip ediliyor, maki türleri oluşuyor, makiler de tahrip ediliyor, garik türleri oluşuyor. Ve bu maki ve garik türleri bodur ağaç ve aynı zamanda çalı topluluklarıdır. Bak, bodur ağaç ve çalı topluluklarıdır. Şunu da unutmayalım, bunlar da yıl boyu yeşil kalır. Bak, dünyada iki tane yıl boyu yeşil kalan bitki topluluğu var. Birincisi yağmur ormanları. Bunlar yaprağını dökmez. Bunlar büyük ağaçlardır. Boyları 50 metreye kadar uzanabilir. İkincisi maki ve garikler. Ama bunlar nasıl yıl boyu yeşil kalan? Bak, şu ifade oldukça önemli: bodur ağaç ve çalı topluluklarıdır. Kim var burada dersek, mesela zeytini söyleyebiliriz, zakkumu söyleyebiliriz, keçi boynuzunu söyleyebiliriz, kermez meşesini söyleyebiliriz. Yani şuraya şöyle zeytin, zakkum, onun dışında kermez meşesi, keçi boynuzu diyebiliriz. Geldik garik türlerine. Burada kim var dersek, lavanta var, kekik var, funda var, yasemen var arkadaşlar. Peki nerede görülüyor? Bir, Akdeniz çevresi. Burası zaten önemli bir coğrafya, Akdeniz ikliminin görüldüğü yer. Bak, hemen dümdüz. Bak, dikkat et. Dümdüz şöyle karşıya gittim. Akdeniz ikliminin etki alanını da görüyoruz. Burası Kaliforniya bölgesi. Hemen şuraya şöyle geldim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesi. Bak, dikkat et. Ondan şöyle dümdüz gittim. Şili'nin ortası. Hemen şöyle şuraya Şili'nin ortası diyorum. Hemen buradan şöyle sağa geldim. Avustralya'nın güney ve güneybatı uç kısımları Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlardır ve bu alanlarda maki toplulukları ve garik toplulukları etkili olacaktır diyebiliriz. Tahriple oluştu. Bunu da unutmayalım. Akdeniz ikliminin özelliği nedir dersek, yazların sıcak ve kurak. Dikkat edin, kuraklık var ve aynı zamanda sıcaklık yükselmiş. Kışların ılık ve yağışlı. Kışlar sıcaklık 10 derece civarında ve aynı zamanda dikkat ederseniz kış döneminde de yağışlar artmıştır diyebiliriz. Bu coğrafyada çalı topluluklarını göreceğiz. Çalı topluluklarında ikinci grubumuz pisodomakiler, yani yalancı makiler. Bunlar da biraz önce okyanusal iklimdeki o karma yapraklı ormanlar demiştik ya, oradaki geniş yapraklı ormanların tahrip edilmesiyle birlikte ortaya çıkan türlerdir. Kim var burada dersek, fındık var, üvez var, erik var, yabani elma, yabani erik var. Onun dışında sandal, defne, akça kesme, koca yemiş, böğürtlen gibi türlerimiz de yer almaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi, ağaç formasyonu bitti, çalı formasyonu bitti. Şimdi de ot formasyonuna. Ot formasyonunda birinci göreceğimiz savanlar. Savanlar uzun boylu ot topluluklarıdır. Yani bana bir soruda savanı verdiği zaman şunu söyle, şöyle kesinlikle söyleyecek: uzun boylu ot toplulukları. Ve diyecek yer, yer, ağaçlar diyecek. Bak, ben burada uzun boylu ot topluluklarını görüyor muyum? Aha, şurada görüyorum. Ağaçları görüyor muyum? Yer yer ağaçları görebilmekteyim. Nerede görülüyor dersek, 10-20 derece enlemleri arasında.
Afrika'nın orta kısmı, özellikle de Güney Amerika'da etkili olacaktır diyebiliriz. Savanın gene yazları yağışlı, kışları kuraktır diyebiliyoruz. Bir de bu savan coğrafyasında, özellikle burası da bizim bu belgeselleri izlediğimiz yer var ya, yaban hayatı için belgeselleri izlediğimiz yer, oralar. Bir aslanı düşünün. Avını keserkenki saklandığı ot toplulukları var ya, fırladı bir anda. Aha işte onlar uzun boylu ot topluluklarıdır. Belgeselciler belgeseli çekerken yanlarında, yöresinde ağaçlar olur ya, onlar da yer yer ağaçlar kısmıdır. Ve bir de savan coğrafyasında bir akarsuyun etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrilidir. Biz bu alanlara galeri ormanlar ya da park ormanlar ifadesinde kullanmaktayız. Bozkır, diğer ismiyle step. Bizim özellikle ülkemizde karasal iklim bölgesinde görülen bir türdür bunlar. İlkbaharda yeşerir, yazın sararıp kuruyan ot topluluklarıdır. Ama bize bunu böyle cümle anlamda vermeyebilir. Nasıl verir biliyor musunuz? Yağışlı dönemde yeşeren der. Yağışlı dönemi zaten buranın ilkbahar. Kurak dönemde sararıp kuruyan der. Buranın kurak dönemi zaten yaz dönemi. O zaman zaten bu step oldu. Kim var burada dersek? Geven var. Geven dışında çoban yastığı var. Onun dışında yavşan otu var. Deve tabanı var. Çakır dikeni var. Yani birçok türümüz var ve Kuzey Amerika'da özellikle bu alanda bu topluluklara prairie ismi verilmektedir. Bu coğrafyanın en önemli yayılış alanı Orta Asya ve Anadolu coğrafyasıdır diyebiliriz. Özellikle burada, yani bozkırların bulunduğu yerde, meşe ormanları var. Ve bu meşe ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte de ağaçlı bozkır dediğimiz antropojen bozkırlar ortaya çıkıyor diyebiliriz. Çayırın stepten ayrılan farkı nedir dersek, stepler, bak dikkat et, yazın sararır. Bunu unutma. Stepler yazın sararır. Ama çayırlar yaz yağışlarıyla birlikte yazın yeşil kalır. Bunu da unutmayalım. Özellikle bu da karasal iklim bölgelerinde, ancak yaz yağışlarının fazla olduğu karasal iklim bölgesinde, bir de dağların yüksek kesimlerinde görülecektir. Burada kim var? Kar çiçeği, kardelen var, gelincik var, yonca var. Bunları da unutmayalım. Bizim ülkemizde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ya da Himalaya dağları gibi, Alp dağları, Atlas dağları, Kayalık dağları, Ant dağları gibi dağlık alanların yüksek kesimlerinde de bu topluluklar yaygın bir şekilde görülecektir diyebiliriz. Tundura. Bakın. Ekvator burası, kutup burası, kutba çok yaklaştım. O zaman burada ciddi anlamda sıcaklığım düşük. Zaten dikkat ederseniz sadece 1, 2, 3, 4 aylık süreçte sıcaklık 0 derecenin üzerinde, 8 aylık süreçte ise sıcaklığım 0 derecenin altında. Soğuk bir iklim bölgesi. O yüzden burada bir iğne yapraklı ağaç, burada bir geniş yapraklı ağaç göremem. Burada göreceğim türler şunlar. Yani yaz döneminde özellikle şu 4 aylık süreçte sıcaklık 0 derecenin üzerine çıkıyor ya, İşte o dönemde bataklık ortamlarında yeşeren ot toplulukları. Yani bana şunu söyleyecek: bataklık ortamında yeşeren ot toplulukları diyecek. Eğer ki ben böyle bir ifade görüyorsam, bu tabii ki de tunduradır. Nerede görülecek? Sibirya'nın kuzey kısmında görülecek. İskandinav Yarımadası'nın kuzey kısmında, Grönland'ın güney kısmında, Kanada ve Alaska'nın da gene kuzey kısımlarında. Yani burada özellikle kıtanın o daha kuzey kıyı kesimleri var ya, bak şuna da dikkat et. Burayı şöyle sileyim tekrar. Şu hattı sileyim. Yazılı yerler dursun. Eğer ki bana kıtanın kıyısını şöyle bir şerit şeklinde verirse, tamam, tam böyle kıtanın kıyısını şerit şeklinde verdi, karayı şerit şeklinde verdi, bunlar tunduradır. Ama biraz daha alt kısmını şöyle daha geniş bir alanda verirse, burada da iğne yapraklı ormanlar, o tayga ve boreal ormanları vardı ya, onlar görülecektir. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Geldik şimdi çöl formasyonu. Tabii ki de burada yağış miktarı yok denecek kadar az. Sıcaklık farklılıkları oldukça yüksek. Yani birçok olumsuzluk var ve buna bağlı olarak burada kuraklığa dayanıklı topluluklar, yani hem kurakçıl otlar hem de kaktüsler yetişecektir. Peki bu çöl formasyonu dünyada nerede görülüyor? Tabii ki Orta Avustralya'da görülüyor. Avustralya'nın özellikle orta ve batı kısmı çöl ikliminin görüldüğü yer. İkinci kısım Orta Asya, Gobi, Karakum, Kızılkum, Taklamakan çölleri. Kuzey Afrika, Sahra Çölü. Onun hemen yanında Arabistan Yarımadası. Onun alt kısmına geldiğimiz zaman Namibya, Namib Çölü. Şöyle Namib diye yazalım. Şuraya geliyorum, Şili, Atakama Çölü. Ve şuraya geldiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika hattının iç kısmındaki çöller, çöl formasyonunun yaygın görüldüğü alanlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir de
çöl iklim bölgelerinde yeraltı suyu bakımından zengin, etrafında palmiye, hurma ağaçlarının bulunduğu alanlar yer almakta. İşte biz bu alanlara vaha diyeceğiz. Bunu da ekstra olarak söylemiş olalım. Şimdi geldik Türkiye'deki bitki toplulukları. Şunu unutmayalım. Türkiye çevresindeki ülkelere göre bitki çeşitliliği anlamında ciddi anlamda zengin bir ülkedir. Peki niye Türkiye bitki çeşitliliği anlamında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır? 1. İklim çeşitliliğimiz fazla. Kuzeyde Karadeniz iklimi, iç bölgede karasal iklim, Doğu Anadolu bölgesinde karasal iklimin sert kısmı görülüyor. Akdeniz Ege kıyılarında Akdeniz iklimi görülüyor. Yani iklim çeşitliliğimizin fazla olması ister istemez bitki çeşitliliğimizden fazla olmasına neden olmuştur diyebiliriz. Ve aynı zamanda kısa mesafelerde değişen yeryüzü şekillerimiz. Yani bizim ülkemizin, coğrafyamızın arazisi böyle değil. Bizim coğrafyamızın arazisi aynen böyle. E şimdi yeryüzü şekilleri bu kadar dağlık ve engebeli ise ister istemez hem sıcaklıkta hem yağışta değişiklikler yaşanacak ve bu da bitki çeşitliliğimizi olumlu anlamda etkileyecektir diyebiliriz. Coğrafi konum özelliklerimiz, üç tarafımızın denizlerle çevrili olması, jeolojik zamanlar boyunca görülen iklim değişiklikleri ve toprak türlerimizin çeşitli ve zengin olması bitki çeşitliliğimizi de olumlu anlamda etkilemiştir. Bir de iki tane kavram var bitkiyle ilgili. Bunlardan bir tanesi endemik, yani ender. Dünyada nadir görülen, sadece tek bir bölgede görülen bir tür. Bizim ülkemizde böyle birçok tür var. Köyceğiz Gölü çevresinde mesela sığla ağacı. Sadece bizim ülkemizde bu alanda görülüyor. Datça ve Teke Yarımadası'nda Datça hurması, Kaz Dağları'ndaki Kaz Dağı göknarı, Göller Yöresi'ndeki Kasnak meşesi, Kastamonu Yozgat çevresinde İspir meşesi, Rize'de Anzer çayı, Safranbolu'da safran otu, Erzurum'da ters lale, bunlar sadece Türkiye'de görülen türlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve biz bu türlere endemik, yani ender türler diyoruz, bunu unutmayalım. Bir de relik türlerimiz var. Relik dersek kalıntı bitki anlamına gelecek. Yani geçmiş dönemde bu bitki Türkiye'nin başka bir bölgesinde görülüyormuş. Günümüzde Türkiye'nin bambaşka bir bölgesinde görülüyor ama hala o ilk görüldüğü yerde kalıntıları duruyor. Nasıl? Şimdi bak, kayın ağacı Türkiye'de genel itibariyle Karadeniz bölgesinde yaygın görülen bir ağaçtır. Ama bana burada demiş ki Amanos Dağları'nda görülüyor. E Amanos Dağları Hatay değil mi, Akdeniz? O zaman o Hatay'ın bulunduğu yerde, nemli bir coğrafyada bu bitki orada saplanmış kalmış mı? Kalmış. Sedir ağacı Akdeniz bölgesinde görülür. Ama burada Kelkit Çayı Vadisi demiş. Yani Gümüşhane'de görülüyor. Karadeniz'de görülüyor. Bu da kalıntı bir bitkidir. Ihlamur ağacı demiş Karadeniz'de görülecektir. Nerede görülüyor demiş? Bey Dağları. Yani o Teke Platosu'nun bulunduğu yerde görülecek. Antalya'da. O zaman bu da relik kalıntı bir bitkidir. Kocaymiş ve Sandal demiş Çoruh Vadisi. Çoruh Vadisi Artvin. Kocaymiş ve Sandal, Akdeniz'e gideceğiz. O zaman burada da bir kalıntı bitki kısmı vardır diyebiliriz. Türkiye'nin bitki formasyonuna baktığımızda ağaç, çalı ve ot formasyonu diyeceğiz. Burada Karadeniz ormanlarımız var. Akdeniz ormanları, Batı Anadolu ormanları ve iç kesimlerindeki ormanlarımız var. Çalı formasyonunda makiler, garikler ve pisodomakiler var. Zaten bunlar neyle birlikte ortaya çıkmıştı? Tahribatla birlikte ortaya çıkmıştı diyebiliriz. Bir de ot formasyonu, bozkırlar, stepler ve çayır kısımları yer alacaktır diyebiliriz. Şimdi ülkemizdeki ağaç formasyonlarına baktığımızda tabii ki de Karadeniz bölgesinin, özellikle Karadeniz'e bakan kıyı kesiminde iklimin nemli olması bu alanda genel itibariyle bitki çeşitliliğinin fazla olmasına, aşağı kesimlerde geniş yapraklı ormanların, yükseklere doğru çıkıldıkça iğne yapraklı ormanların, yani karma yapraklı ormanların olmasına neden olmuştur diyebiliriz. Burada kayın ağacını göreceğiz, ladin ağacını göreceğiz sevgili arkadaşlar ve özellikle bizim ülkemizde dağların güneşe bakan yamaçlarında da sarı çam ormanlarını göreceğiz. Çünkü sarı çamın ışık isteği yüksektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şöyle Batı Anadolu'ya ve güneye geldiğimizde ise bu alanda kızıl çam ormanlarını göreceğiz. Zaten Akdeniz iklim bölgesinin bitki toplulukları içerisinde kızıl çam ormanları yer alacaktır. İç bölgelerde ağaç topluluğu anlamında özellikle meşe ormanlarını göreceğiz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi ağaç formasyonundan sonra çalı formasyonu diyorsak burada makiler ve aynı zamanda garikler görülecektir. Bakın dikkat edin, Güney Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kısmının batı alanında bu çalı topluluklarını görüyoruz. Özellikle burada tekrar söylüyorum, kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte makilerin tahrip edilmesiyle birlikte de garikler oluşacaktır diyebiliriz. Peki burada maki türleri kimdir dersek, zeytin en önemli bilmeniz gereken maki türleri arasında yer almaktadır diyebiliriz.
Zakkum, bunu da bileceksin. Ve bir de keçi boynuzunu bilsen yeterlidir. Kermez meşesi falan da var ama keçi boynuzu, zeytin, zakkum, bunları bil, senin için yeterli. Garik türlerine geldiğimizde burada lavantayı kesinlikle bileceksin. Fundayı bileceksin. Tüylü ladeni bileceksin. Süpürge çalısı falan ama lavanta, kekik, funda, yasemen gibi türleri bileceksin. Şuraya da şöyle kekik diye yazalım sevgili arkadaşlar. Onu da düzgün bir şekilde yazamadık. Tekrar şöyle silelim ve kekik diye şurayı da düzeltelim sevgili arkadaşlar. O zaman bu çalı toplulukları neyle birlikte ortaya çıktı? Yani Maki ve Garikler genel olarak tahribatla birlikte ortaya çıktı diyebiliriz. Aynı durum nere için de geçerli biliyor musunuz? Aynı durum Karadeniz coğrafyası için de geçerli. Burada kim var dersek, burada da geniş yapraklı ormanlar var ya. Bunların tahrip edilmesiyle birlikte de pisodomaki dediğimiz yalancı maki türleri oluşuyor. Burada da bileceğimiz en önemli türlerin başında böğürtlen gelecektir. Böğürtlen dışında fındık gelecektir. Akça kesme gelecektir. Yabani elma, yabani erik gelecektir. Burada pisodomaki grubu içerisinde şu mavi ile işaretlemiş olduğumuz bu geniş yapraklı ağaçların tahribiyle birlikte ortaya çıkan türlerdir. Ot formasyonu dediğimizde iç bölgelerimizdeki stepleri bilmek zorundayız. Burada kim var dersek, geven var, çoban yastığı var, sığır kuyruğu var, çakır dikeni var, deve tabanı var. Ve bunları unutmayacağız. Kılıç otu var bir de, tamam mı? Özellikle geveni unutma, çoban yastığını ve sığır kuyruğunu unutma. Bunlar bizim coğrafyalarımızdaki step türleri olarak karşımıza çıkmakta. Bir de burada meşe ormanları var. Bu ormanların tahrip edilmesiyle birlikte bunların etrafında antropojen bozkırlar ortaya çıkmakta. Antropojen bozkır dediğimiz ağaçlı bozkır anlamına gelmektedir. Özellikle yükselti ortalamasının attığı doğu bölgelerimize doğru gittiğimizde yaz yağışlarıyla birlikte yeşil kalan çayır türleri var. Burada da bilmen gereken en önemli türlerden bir tanesi gelinciktir, kardelendir, yoncadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik şimdi bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte ne yaptık? Bitki topluluklarının türlerinden, özelliklerinden bahsettik. Bu bitki topluluklarının dağılışını etkileyen faktörlerden bahsettik. Ve Türkiye'de bitki topluluklarının türleri ve genel özelliklerinden de bahsetmiş olduk. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bu arada dersimiz bitti. Hemen bu ders bittiğinde ne yapıyorsun? Ödevlerini güzel güzel çözüyorsun. İkinci dönem birinci yazılı, ikinci dönem ikinci yazılı ya da bomba bir şekilde şu andan itibaren güzel güzel hazırlanıyorsun diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.